Çocuğum hep kazanmak istiyor. Kaybettiği zaman ağlıyor, öfkeleniyor. Bu arkadaş ilişkilerini bozuyor. Ben ona yardım için ne yapabilirim? Okul öncesi çocuklarda hep kazanma isteği gelişimsel olarak bazen görülebilir. Ama eğer bu daha uzun süre devam ediyorsa ciddi bir sorun haline gelebilir. Öncelikle çocukları bu durumda anksiyete bozuklukları açısından değerlendirmek gerekir. Çünkü anksiyete bozukluğu olan bir çocuk için kaybetmek, kontrolü kaybetmek demektir ve bu onun kaygısını daha da arttırır. Genel olarak çocuğun diğer davranışlarını ve yaşına ve gelişim dönemine göre değerlendirdikten sonra kendi davranışlarınıza dönüp bakmalısınız. Evde rekabetçi, hep kazanmak isteyen bir çocuk varsa sizin davranışlarınız bunu ne kadar etkiliyor? Bunu öncelikle değerlendirmek gerekir. Farkında olmadan rekabeti, kazanma duygusunu siz körüklüyor olabilirsiniz. Hadi bakalım ilk kim yapacak? Hadi bakalım ilk kim yemeğini bitirecek gibi çocuğu motive ettiğini düşünen kelimeler aslında onun hep kazanan olması gerektiğini, hep birinci olması gerektiğini ona hissettirebilir. Böylelikle de kaybetmek demek sizin gözünüzdeki değerini ve saygısını kaybetmek demek olacaktır. Kazanma hırsını ve rekabeti arttıran başka bir ebeveyn davranışı da çocuğu devamlı başkalarıyla kıyaslamak olabilir. Komşularla, arkadaşlarıyla, kardeşleriyle kıyaslanan çocuk, sizin gözünüzde değerli ve sevilen olması için hep kazanan olması gerektiği kanısına kapılabilir. Ayrıca bu davranışı değiştirmek için yapılabilecek şeylerden en önemlisi, çocukların yaptıkları şeylerin sonuçlarına değil, sürece daha önem vermektir. Sonuç ne olursa olsun onun gösterdiği çabayı övmek çocuğun rekabet duygularının değişimini sağlayacaktır. Hep kazanmak isteyen, kaybettiği zaman öfkelenen, ağlayan çocuklarla mutlaka konuşmak gerekir. Yaptığı aktivitenin getirdiği diğer yararları ona anlatmak iyi olacaktır. Arkadaş edinmek, yeni şeyler öğrenmek, eğlenmek, yaptığı aktiviteden keyif almak bu konuşmanın içeriğini oluşturur. Ayrıca çocuklara duygularını yönetmeleri öğretilmelidir. Duygularını yönetebilmeleri için önce duygularını anlamaları gerekir. Bu nedenle kaybettikleri zaman hissettikleri hakkında onların fikrini alın. Ne hissediyorlar ve bu duyguları başka nasıl gösterebilirler? Bu konuda birlikte bir karara varabilir ve çocuğun rahatlamasını sağlayabilirsiniz. Birlikte yeni aktiviteler denemek, onu yeni aktiviteler için teşvik etmek, yapılan aktivitelerde sonucun değil, eğlenmenin ve keyif almanın önemli olduğunu hem göstermek hem söylemek de yararlı olacaktır. Son olarak da çocukların başarılarını aşırı övmek ya da başarısızlıklarını aşırı yermek sonucu etkiler. Bu nedenle başarıları aşırı övmek yerine daha normal tepkiler vermek, aferin, elinden geleni yapmışsın, ne kadar güzel olmuş gibi daha onu rahatlatıcı ve başarısının dışında da başka şeylere baktığınızı gösterecek yanıtlar iyi olacaktır. Siz eğer bazı şeyleri çok abartırsanız o da hep sizin onun başarılı olmasını, hep birinci olmasını, hep kazanan olmasını istediğinizi, yoksa onu artık sevmeyeceğinizi ve değer vermeyeceğinizi düşünür. Tüm bunları yapmanıza rağmen süreç hala devam ediyor. Bu durum onun arkadaş ilişkilerini, yaşamını, okulunu, sizlerle olan ilişkilerini etkiliyorsa, başka başka sorunlar da, özellikle kaygı gösteren sorunlar da varsa artık bir uzman desteği alma zamanı gelmiş demektir.